Malatya'da toplam eğitim kurumu sayısı 851. Bunların 654 tanesi devlet okulu, 111 tanesi özel okul, geriye kalan da Kur'an kursu. Tamamını sayıyorum. Malatya'da 158 okulda ikili eğitime geçildi. Bazı okullar yıkıldı ya da orta hasarlı olduğu için birleştirmeler yapıldı. Toplam öğrenci sayısı şu anda 159.016. Daha önce 182.000'de yaklaşık 20.000 öğrenci yok. Daha önce 12.000 küsur öğretmen vardı. Şu anda 10.924 öğretmen var. Öğretmenin de birçoğu şehri terk etti. Bu durum şunu gösteriyor bize. Şu andaki hali hazırdaki okulların birçoğu birleştirildi. Aslında bir yoğunlaşma varmış gibi görünüyor ama sadece ikili eğitim yapıldığı ve ortaokul ve ilkokullar bir araya geldiği için sakınca var. Bu da şu oluyor, küçük çocuklarla büyük çocukların bir arada olmasının sakıncası doğuruyor. Diğer çocuklarda ikili eğitimde işte mecburen 30 dakikaya 35 dakikaya düşürülüyor. Çocukların eğitim hakkından kısmak durumunda kalıyorsunuz. Teneffüsler azaltılmak zorunda kalıyor. Çocukların oyun hakkından kısmak zorunda kalıyorsunuz. Bu tür sakıncalar var. Burada nüfus yoğunluğu oluştuğu için buradaki okullarda ortalamalar 30'da 40 arasına çıkmıştır. Bu da toplamda 9 okul gösteriyor Malatya için. 1-2 tane lise geçerli burada. 4 tane ilkokul ve ortaokul geçerli. Birkaç okulda yani. Bunun dışında kenar mahalledeki kalan okullarda ise tam aksine öğretmenler için problem başladı. Öğretmenler normal fazlası olma durumunda düştüler. Çünkü kenar mahalledeki evlerdeki hasar oranı daha yüksek. Buradaki insanlar ya konteyner kentlere gittiler ya da il dışına gittiler. Deprem sonrası aslında depremden kaynaklı değil ama hükümetin aldığı o tasarruf teşviklerinden kaynaklı. Milli Eğitim Bakanlığı'nda burada çok da baskın olmamasından kaynaklı. Okullarda bir temizlikçi problemi ve hijyen sorunu başladı. AK Parti iktidarının geldiği bu durum aslında AK Parti iktidarının çıkmazını ya da Türkiye'deki siyasal iktidarların çıkmazı da anlamına doğuyor. Türkiye Cumhuriyeti en uzun kriz dönemini yaşıyor. Toplumsal huzursuzluk var. Ama toplumda bir talep de doğmuyor. Halbuki böyle dönemlerde toplumların talep doğurması gerekiyor. Değişime açık olması gerekiyor. Yani yeni bir doğuşun olması gerekiyor. Ne gariptir, anlam veremediğimiz bir şekilde. Çok az cılız sesler çıkıyor. Bu cılız hayır sesleri de sadece bizim gibi muhalif sendikalardan çıkıyor. Çocuklar anneyi bırakmak istemiyor, güven problemi yaşıyorlar. Bunun çözümü şu, doğrudan gelip burada sosyal aktiviteler kamuoyuyla yapılamayabilir belki ama şu var, burada yaşayan, yaşamak durumunda kalan, çünkü bu bölgede kalan insanların çoğu ya işinden dolayı mecbur kaldılar, ya dezavantajlı grup olduğu için gidebilecekleri bir yer olmadığı için kaldılar ya da toprak bağı olduğu için kaldılar. Ben Malatya için söylüyorum. Malatya'nın işte Doğanşehir ve Akçadağ ilçeleri problemi çok büyük yaşamıştı. Bunun dışında kalan birçok ilçe biraz daha ilçe daha sağlıklıydı. Malatya merkezde yaşayan insanların bir kısmı ilçelere gitti. Ama merkezde kalmak kötü. Merkezde kalan insanların psikolojisi hala kötü. Malatya'daki eminim ki Türkiye'de öyledir. Okullardaki hijyen sorunu problem. Ama kendi çalıştığım okuldan bilgi vereyim en azından. Henüz daha yeni yeni yerine oturuyor. Hijyen konusunda. Yeni yeni yerine oturuyor. Ama hala o çevresel kaba temizlik, bahçe temizliği gibi sorunlar var. Hala onlar yerine oturamıyor. Bu da çocuklar için ve aileler için ileride sağlık problemi yaratacak. Siz çocuklarınızı ya da geleceğiniz dediğiniz çocuklara eğer bir öğün yemek veremiyorsanız, okullarda bir bardak ya da bir şişe temiz su veremiyorsanız zaten siz baştan geleceğinizi kaybediyorsunuz. Eğer Türkiye Cumhuriyeti bugün hala bunu yaşıyorsa, bugün hala açlıkla boğuşuyorsa, 2018'den beri girdiği bu ekonomik çıkmazın içinden çıkamıyorsa, bunun en büyük nedeni şudur. Siz bilgiyi doğru aktaramıyorsunuz, çocuklara septik düşündüremiyorsunuz ve aktardığınız bilgiyi tecrübeye, beceriye çeviremiyorsunuz. Beceriye dönüşmeyen bilginin saman yığından farkı olmaz. Milli Eğitim Bakanlığı, yani 22 yılda sanırım 18. değişikliği yaptı müfredatta. Neye üretim yapacaksa nesil 10 yılı göz ardı edin. Mesela 10 yılı harcayacaksınız. Her 2 yılda bir müfredatla oynayamazsınız. Asıl neden burada. Biz gerçekçi bir eğitim programı hazırlayamıyoruz.
evrensel bir eğitim programı hazırlayamıyoruz. Tüm renkleri görmüyoruz. AK Parti iktidarının ideolojik hedefleri doğrusunda hareket ediyoruz. Biz derken daha doğrusu politikalar. Marif modelinin en büyük sakıncası şu. Eğitim denen şey insandır. İnsansa özgür yetişmek zorunda. Bir öğretmen sınıfta kendisi gibi bir insan tanımlaması yapıyorsa, eğer doğru insan budur, böyle olmalı diyorsa, zaten bir hataya başlamış demektir. Çünkü ben varım zaten. O kendi rengiyle özgür büyümesi gerekiyor. Marif modelinde aslında bu şeydir, AK Parti'nin kendi ideolojik yapısına göre İslamcı insan yetiştirmek, milli muhafazakar değerleri taşıması ya da işte Türk-İslam sentezi diyelim. Peki bunu diyelim de ama 22 yıl harcadınız. 22 yıldaki sokaktaki suç oranlarının istatistiklerine baktıkları zaman hiç de öyle bir şey çıkmıyor ortaya. O zaman bir yerde hata yapıyorsunuz. Hani bir hoca şey derdi ki, unuttum, ilahiyatçı. Çocuklarımız okullarda din dersleri 90-90, ama ne gariptir, ülkede farklılıklar var. Ülkede yaşarken, iş yaparken hiç kimse işin tam anlamını yapmıyor. Hiç kimse o kadar dürüst değil. Hepimiz için geçerli bir şey bu. Bunu tekrar söyleyeyim. Önemli olan insan yetiştirmek, etik değerlere sahip insan yetiştirmek. Zaten siz etik değerlere sahip insan yetiştiriyorsanız hangi dine inandığı çok önemli değildir. O zaten inancını da doğru uygulayacaktır. Çünkü değer sahibidir. Yaşamın tadı da buradadır. Her rengi görmek, her rengi kendi değerleriyle görmek.